Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in detaylı teknik analizini yapacağız. Bitcoin'deki destek ve direnç seviyelerini ve Bitcoin'in muhtemel hedefinin nerelerden geçtiğini tespit etmeye çalışacağız. Arkadaşlar, Bitcoin yükseliş trendi üzerinde yükselişine kaldığı yerden devam etmektedir. Aynı zamanda Bitcoin 15.500 dolarlardan itibaren oluşturmuş olduğu bir topa formasyonu vardır. Bitcoin'in yönü yukarı yönlüdür arkadaşlar. Çünkü topa formasyonunun boyun çizgisinin üzerindedir. Topa formasyonunun hedefi boyun çizgisiyle baş çizgisi arasındaki fark kadardır. Bu fark da ortalama 10.000 dolardır. Kırılım yaptığı 25.000 dolar civarının üzerine bunu eklediğimizde Bitcoin'in formasyon hedefinin 35 ila 36.000 dolar aralığından geçtiğini söyleyebiliriz. Bitcoin psikolojik destek olan 30.000 doların üzerinde kaldığı sürece Bitcoin'de öncelikle 33.000 dolarlar, sonrasında ise formasyon hedefi olan 35 ila 36.000 dolar hedefine gideceğini beklerim ben arkadaşlar. Bu 36.000 dolarların bir başka önemi de bu bandın alt çizgisinin direnç yeridir arkadaşlar. Bu band içerisinde Bitcoin hareket ettiğinde daha önce bu alt çizgi destek olarak çalıştı. Kırılım yaptığında ise burası direnç olarak çalıştı arkadaşlar. Şimdi ise Bitcoin değeri eğer bu fiyatlara gelirse 36.000 dolar civarları yine direnç olarak karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Ancak buralarda her ne kadar Bitcoin dirençle karşılaşsa da bu yükselen bandının altına gelmediği sürece Bitcoin hala yükseliş trendi üzerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani toparlamak gerekirse bu grafiğimize göre Bitcoin'in ilk olarak geleceği değerin 33.000 dolar olduğunu, 33.000 doların aşılması durumunda da ilk hedefinin 36.000 dolarlar olacağını, temel direncinin ise bu bölgelerde olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgelerin aşılması halinde ise Bitcoin'in hedefi daha yüksek seviyelere gelecektir arkadaşlar. Ona da diğer yapmış olduğumuz borsalardaki çizimler üzerinden bakacağız. Bir başka çizimimiz de şu şekilde. Bunu haftalık göstereyim. Arkadaşlar Bitcoin 2013 yılından itibaren bir yükseliş trendi üzerinde yükselişine devam ediyor. Bakın geçen sene Eylül aylarında bu yükseliş trendinin altına iniş yapıyor ve 15.000 dolarlara kadar düşüyor. Sonrasında yapmış olduğu yükselişle birlikte 28.000 dolarlarda bunu bir yukarı doğru aşmaya çalışsa da aşamıyor. Geri düşüyor. Sonrasında ise şimdi tekrardan yukarı yönünü aşmak için geliyor arkadaşlar. 2013 yılından itibaren bu trendinin üzerinde olması ve geçen sene itibariyle bu trendin kırılması aslında Bitcoin'in düşüş trendi içerisine girdiğini bize göstermektedir. Bitcoin bu yükseliş trendinin içerisine giremediği ihtimalde Bitcoin hala düşüş trendi içerisindedir. Yani Bitcoin'in 15.000 dolardan yapmış olduğu bu hareket 69.000 dolardan olan düşüşün boğa görünümlü bir tepki hareketidir. Bunun bir tepki hareketi olmadığını anlayabilmek için haftalık bazda Bitcoin'in bu trendin içerisinde kalıcılık sağlaması gerekmektedir arkadaşlar. Aksi takdirde buralar Bitcoin'de güçlü satış yerleri olarak karşımıza çıkacaktır. Nasıl burada Bitcoin geldiğinde satışla karşılaşıyor. Burada geldiğinde görüyorsunuz 31.000 dolarlardan 24.800 dolarlara kadar düşüyor. Bitcoin bu seviyelerde aşamadığı sürece yine bu seviyeler karşımıza güçlü direnç seviyeleri olarak çıkacaktır. Bu hafta itibariyle de bu seviye tam 35.000 dolardan geçmektedir. Bitcoin'deki hedefin 35.000 dolar olduğu buradan da karşımıza çıkmaktadır. Yani bu şu demek değil arkadaşlar. Bitcoin 35.000 dolara geldi. Buradan tamam artık bitti. Düşüş trendi daha sert bir şekilde devam edecek şeklinde anlamamak lazım. Bunu Bitcoin'deki yükselen çizgimiz kırılmadığı sürece Bitcoin'deki yükseliş hala devam ediyor diyebiliriz. Yani burada gelir 35'e gelir, belki 33'e düşer. Sonra bu trend yükseldiği için yukarı doğru fiyat değeri de her geçen hafta yukarı doğru gitmektedir. Ancak biz bunun bir tepki hareketi olmadığını anlayabilmemiz için Bitcoin fiyatının bu trendin içine girmesinden bahsediyoruz. Yoksa 35.000'e gelip de yıkılıp tekrardan daha dip seviyelere düşeceğinden bahsetmiyoruz. Yani yükseliş trendi kırılmadığı sürece Bitcoin buna dokuna dokuna yükselmesinde de herhangi bir sakınca yoktur arkadaşlar. Ama bu şunu gösterir. Bir yerden sonra da bu yön kafayı aşağı doğru eğecektir. Şuradan bir kez daha göstereyim. Dediğim gibi Bitcoin 35.000 dolara da gelse, 36.000 dolara da gelse şu yükseliş kanalımız kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Tabii Bitcoin yapacağı hareketlilikte bu bandın içine girmesi durumunda ise 3. grafiğimiz
hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Bu grafiği de önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü tepeler direnç, dipler de destek olarak burada karşımıza gelmiştir. Desteğe gelmeden dönen bir Bitcoin değerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'in aslında bu kanalın ortalama fiyatının geçtiği orta banda kadar gitmesi gerekmektedir. Orası da yaklaşık olarak 40 bin dolar civarlarını göstermektedir arkadaşlar. Hangi zamansallıkta Bitcoin fiyatı bu orta banda gelecekse ona göre fiyat değeri değişmektedir arkadaşlar. Şu an itibariyle 40 bin dolarlar civarında Bitcoin'in bir hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada destek olarak çalışıyor. Burada direnç olarak çalışıyor. Burada yine direnç olarak çalışıyor. Yani burası önemli bir grafiktir arkadaşlar. Bu grafiğin orta bandının üzerine haftalık bir atılım olmadığı sürece de Bitcoin'in ana hedefi 40 bin dolar diyebiliriz. Arkadaşlar Bitcoin'deki düşüncelerimiz bu şekilde. Bitcoin'de son zamanlarda gelen haberlerde olumlu şekilde piyasaya yansımıştır. Yani arkadaşlar Bitcoin'deki görüşümüz bu şekildedir. Kısaca toparlamak gerekirse Bitcoin'de 30 bin dolarlar psikolojik destek yerleridir. 30 bin dolarların altında günlük bir kapanış yapmadığı durumlarda Bitcoin ilk olarak yapacağı hareketinde 33 bin dolara, sonrasında ise ana direncinin geçtiği 36 bin dolarlara kadar bir hareket yapacağını ben düşünüyorum. 36 bin dolarlarda güçlü dirençle karşılaşan Bitcoin'de bir takım kar realizasyonları gelse de yükseliş trendinin altına gelmeyeceğini ve 40-42 bin dolarlara kadar bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Ancak Bitcoin 36 bin dolarlara kadar geldi diyelim. Sonrasında yapacağı hareketlilikte yükseliş trendini aşağı doğru kırması durumunda ben bu görüşümde bir değişikliğe giderim arkadaşlar. Çünkü şu trend kırıldığında temkinli olmak gerekir. Bu trendin altında Bitcoin fiyat olarak düşük olsa da aslında teknik manada, bilimsel anlamda çok pahalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü eğer bu trend kırılırsa Bitcoin'in fiyatı şurada gördüğünüz 25 bin dolarları tutmaz arkadaşlar. Burada destek olarak çalışmaz. Bu destek nasıl çalışırdı? Bitcoin şu trendin üzerinde kaldığı sürece bu orta band çalışırdı. Şimdi Bitcoin eğer bu trendin altına gelirse arkadaşlar ben Bitcoin'de tekrardan 40 bin dolarların hedef olduğunu söyleyemem. Ne zaman Bitcoin bunun içine tekrardan girerse o zaman diyebilirim 40 bin dolarlar Bitcoin'de hedef olarak hala güncel duruyor şeklinde yorum bildirebilirim. Ancak bu trendin kırılması halinde temkinli olmanızı, düşüşlerin daha da sertleşebileceğini, burada artık kırılma durumunda hedefin 19.500 dolarlar olduğunu size söyleyebilirim arkadaşlar. Ancak şu anda trendinin üzerinde olan bir Bitcoin var. Dolayısıyla yönümüz yukarı yönlüdür arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yayını beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.